yine beraberiz. Bugün sosyal mecralarda vasatlık konusunu konuşacağız. Ama bu toplumsal mühendislik gereken toplumsal bir konu. Ama biz bunu psikiyatrik açıdan soracağız. Size birçok bu konuda da sorular hazırladık. Vasatın ilk olarak kendimiz üzerinden tanımını yaparsak tam olarak nedir? Şimdi bir kere sosyolojiyi pas geçemeden bir başlamamız lazım. İfrat ve tefritin arası. Yani vasat bayağı ortalama demek. Bir taraftan bakıldığında aslında efekti, yani vurgusu, tınısı iyi bir kelime değil mi? Yani ortalama. Hı hı. Ortalama neredeyse daima fena olmayan bir yerdir. Averaj. Aynı anlama geliyor mu bilmiyorum averaj ama evet, sanıyorum. Ortalama. Evet. Yani fena olmayan bir yer. Fakat post efekti bayağı olumsuz yani. Vasat adam, vasat ev, vasat iş. Yani ortalamaya dair aynı zamanda çok da iyi olmayan bir vurgu var. Sadece bizde değil, dünyada da bir vurgu var. Kesinlikle sosyolojinin meselesi ve fakat bence vasatın önündeki en önemli engel de psikolojidir. Yani bayağı psikoloji onun engeli. Yıldırım Türker'in bir tarifi var. Ben bunu mutlaka aktarmak istiyorum. Diyor ki, vasat toplumun her katmanına nüfuz eden totaliter bir örgütlenmedir. Taslamam, katılıyorum ben buna. Şimdi aslında biz seninle vasat üzerinden konuşurken sosyal mecralar konuşuyorduk aynı zamanda. Sonra sosyal mecralardan vasatlığa doğru hatta düşünce mekanizmamız transfer oldu. Ben şöyle düşünüyorum Ebru. Geçmişte mahallenin yaptığı, mahalle baskısının yaptığını, yani o vasat insan üretme performansını eşittir, bakın olumsuz bir tınıyla söylemiyorum, ortalama, eşittir, benzer, eşittir, homojen. Yani insanı standartize etme performansını bugün itibariyle sosyal mecralar üstlenmiş durumda. Nasıl biri olacağınız, nasıl güleceğiniz, nasıl efekt vereceğiniz, nasıl sevineceğiniz, nasıl görüneceğiniz. Bunların hepsi geçmişte mahalle tarafından çok yazılı çizili olmayan bir biçimde deklare edilirdi. Bugün sosyal mecralar o deklarasyonu yapıyor. Ve tabii sosyal mecralar mahalleden daha başarılı. Bu anlamda vasatlığı sosyal mecralar temsil ediyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani mahalle de vasatlığı temsil ediyordu. Çünkü aslında kalabalıklar vasattır. Bu kaçınılmaz bir hikayedir. Yani ortalamadır. Bakın kelimeyi doğru değerlendirerek okuyalım. Kalabalıklar daima ortalamadır. Hikayenin mekanizması da budur. O ortalamanın yukarısı vardır, aşağısı vardır. Değil mi? Mahalle bunu çok büyük bir performansla temin edemedi. Sosyal mecraların performansı çok daha fazla. Yani o vasatı, yani ortalamayı arttırdı. Daha homojenize etti insanları. Çünkü gücü yüksek, bulaşıcı. Yani dünya artık bir tuşun ucunda. Bu tabii bir taraftan ortalama dışı olmaya dair şansı arttırıyor. Buna kesin katılıyorum. Şansı ve özentiyi de arttırmıyor mu? Evet, özentiyi de arttırıyor ama özenti de fena bir şey değildir. Ama aynı zamanda ortalamanın, vasatın, averajın, homojen olmanın müthiş konforlu bir yanı vardır. Orası çok kolaydır. Yani dönemleri vardır insanların görünüşlerinin ya. Yani saçları böyle süpürge sopası gibi genç kızların dolaştığı yıllar olur. Hepimiz bir kenarından mutlak vasatla yakın temas halindeyiz. Bunu unutmayalım. Ama kimse kendine vasatım da demiyor bu arada. Hep başkaları vasat. Evet. Yine burada tanımdan dolayı mı? Evet, yani o tınısı kulağımıza iyi gelmiyor. Ama oysa ki ortalama olmak, çok benzer olmak, çok aynı olmak. Bu kadar da kötü mü? Gençliğe yakışmaz. Yani insanın yaşam şekli, görünüşü, bunlar sadece kendilerinden ibaret değil. Hikayenin bir de aslında ruhsal ve zihinsel gelişen kısmı var. Onlar aslında bizim dışarıya aktardıklarımız. Ve belli alanlarda çok aynı olmayı göze alan genç, hayatında gerçekten hani o kendini gerçekleştirmek dedikleri, ilerleyen yıllarda kendinle tanışmak dedikleri, içgörü sahibi olmak dedikleri yolculukta yol alamaz. O yüzden aslında vasatlığın önündeki engel ruhsallıktır diye düşünüyorum. Peki çoğunluk bu vasat olmayı şu an kabullenmiş durumda mı? Çoğunluk daima vasat olacak zaten. Yani bu kaçınılmaz bir durumdur.
Yani kaçınılmaz. Yani çok ortalamadır. Yani çoğunluk denilen yer zaten ortalamadır ama derdimiz şu. Ortalama artık çok. Mesela benim yaşadığım memleket benim gençliğimden daha vasat. Eşittir daha ortalama. Eşittir daha aynı. Eşittir daha az renkli. Birbirinden ayrı vasat gruplar var sadece. Yani toplum ortadan bölündüğü için. Yani bir taraf ve öbür taraf var. Bunların homojenizasyonu, standartizasyonu arttı. Sosyolojik olarak da, siyasi olarak da, duygusal olarak da bu kolaycı bir hikaye, bir sosyal mecralar düğmenin ucunda olan bulaştı ve daha kolaylığı temin etti. İki, siyasetin ve sosyolojinin tabii müthiş işine gelen bir durum bu. Yani erkin çok kolay yönettiği bir hal, yani toplum mühendisleri için herhalde idealize ettikleri bir form. Şimdi burada elimizdeki tek malzeme, ruhsal gelişim ve dönüşüm var. Ruh öyle o kadar kolay durdurulabilir bir arazi değildir. Yani ses verir. Ruh kendini sürekli aşmak istemez mi? Evet, evet. Ama tabii şimdi bu konforlu olan arazi bunu engelliyor. Şimdi çok basit. Şimdi ben genç kadınlar görüyorum. İşte X üniversitesinde okumuşlar. İyi de bir üniversitede okumuşlar. Yani ve çıkmışlar, evlenmişler, iki çocuk yapmışlar, işi bırakmışlar. Böyle gidiyor bu hikaye. Ya da genç kadınlar görüyorum, üniversite okumuşlar, çıkmışlar, işlerini güçlerini bırakmamışlar, evlenmişler. Ama misal kocalarının kendilerini geçindirmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ya da diye gidebilirim hikayeye. Sayısız kız çocuk, erkek çocuk, kadın erkek formasyonları sayısız var buralarda. Mesela bunlar benim baktığım yerden bayağı vasat hikayelerdir. Mahallenin, bugünkü yeni mahallenin vurgularıdır bunlar. Aynı zamanda o ruh yeterince gelişemediği için, kendi kişisel dönüşümünü temin edemediği için, mahallenin hala vurgularına çok muhatap olduğu için koca evi geçindirir diyor. Aslında bu vasat değil, vasat altı bir hikaye değil Yok, mi? Yok, bu bayağı vasat vasat. O zaman ortalamaysa, ortalama bir hikaye diyorsunuz. Ortalama bir hikaye bu. Bir çoğunluk. Evet. Bu acı da bir durum tabii. Evet. Mesela benim gençlik hikayemde bu böyleydi. Bu zaten böyleydi. Yani bu bir toplumsal mit. Misal koca evi geçindirir. Bu bir bilgi. Şimdi bu bilgi benim gençliğimde de vardı ve şimdi de var. Benim gençliğimde vasat olmamaktı. Bunun dışında bir yere çıkmak. Ortalamanın dışında bir yerde olmak demekti. Bugün de böyle. Fakat şu andaki o bulaşıcılık bunu o kadar olağanlaştırdı ki başlatı o kadar böyle yavaş 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 yaydı ki aynı zamanda böyle travma gibi yani sistematik olarak böyle olağanlaştırdı. Vasat daha kolay bulaşır hale geldi. Yani asıl dert bu. Daha kolay bulaşır hale geldi. Büyüdü. Çünkü yani, vasat olan vasat kendi gibi birini mi buluyor? Belki ama oradan bakmadım. Yani bence hani toplumların %70'i vasat ise eğer ortalama, bugün bu memleketin %90'ı vasat derim. Daha konforlu, daha rahat, daha bulaşıcı, daha ortalamadır diye düşünüyorum. Fakat işte burada isyankar olan, asi olan, aykırı olan bildiğiniz arazi ruh. Yani evleniyor bu genç kadın, diyor ki çalışmayacağım, koca evi geçindirsin, iki tane de çocuk yapacağım. Ve ben hayatımın varlığını buradan alacağım diyor. Değil mi? Fakat ruh oradan onu iteklemeye başlıyor. Bir türlü rahat hissetmiyor, mutlu hissetmiyor. Kendini gerçekleştirememiş hissediyor. Ve bir sürü bir yerden böyle tetiklemeye ve iteklemeye. Yani o bize ortalamanın tarif ettiği hayatın içine kendimize rağmen giriyor isek orada ruh bizi rahat bırakmıyor. Yani bayağı psikolojimiz bizi itekliyor ve tetikliyor. O yüzden orada da arızalar başlıyor. Tabii değil mi? Hemen arızalar başlıyor. Yani sahiden de vasatlığın en büyük düşmanı epey anarşist bir arazi olan ruh diye düşünüyorum. İnsanın ruhsal iklimi, hani ruh değil, bayağı insanın ruhsal iklimi. Ya ben vasatlığı iyi anlamda herhalde algılayamıyorum. Çünkü bir yaşanmış vasatlık var, bir algılanan vasatlık var. Ve hep vasatın dışında olmak için zorluyoruz da bir anlamda. Zorluyorsun. Büyük bir grup zorlamıyor. Yani büyük bir grup onun içinde olmak istiyor. Ama zorlayanlar da çok hırslısın lafıyla karşılaşıyor bu sefer. Evet, çok hırslısın lafıyla. Tabii o zorlamanın da kendi içinde bir hakikate ihtiyacı var. Yani aslında
hakiki bir biçimde bildiğimizin ortalama aynı homojen, standartize olarak gördüğümüz insan şekli şemanin ya da yaşayışının dışına çıkmak isteme hali var ya. Burada aslında bu kendi ruhsal olgunlaşmasını tamamlamadan orada yeni bir vasat oluşturma hali de olabilir. Yani mor saçla dolaşmak vasat olmamak demek değil. Çok iyi bir örnek aslında bu mor saç olayı. Hani yakışan yakışmayan, yargılamak amacıyla söylemiyorum. İsteyen istediğini yaptırabilir ama... Ben mor saçı içselleştirmekten bahsediyorum. Evet. Yani orada kendine ait yeni bir standartizasyon, yeni bir homojenite oluşturmaktan bahsetmiyorum. Homojen çok kolay olan bir yerdir ve kendinin dışındakilerle sahiden merak ederek kuramadığın ilişkilerin olması gerekiyor. Kendinin dışındakilerle bir ilişki kurman gerekiyor. Yoksa kendi homojen gruplarında sen, ben, bizim olan yaşıyorsun. Bugün hepimiz böyle yapıyoruz bu arada. Hepimiz böyle yapıyoruz. Hepimiz. Yani kendi ortalamalarımızı bulmuş durumdayız. Peki bir de bu şu anki yaşadığımız dijital çağla ilgili vasatlıktan aslında biraz konuşmak istiyorum. Bizim de ana konularımızdan biri buydu bu anlamda. Vasatlığın İktidarı adlı kitapta şöyle bir şey yazıyor. Siz ne dersiniz, bunu merak ediyorum. Siber bir çağın içerisinde yaşayan insanlar olarak artık kimse bilgiye ulaşmak için kütüphanelere gitmemekte, elinin altında ansiklopedi seti olması için fasiküller biriktirmemekte, vasat olmamak veya cahil kalmamak için ideal bir üniversite kazanmak zorunda kalmamaktadır. Bilginin Google'landığı ve bilgiye 1-2 saniye içerisinde ulaşıldığı bu çağda vasat olan bir tane insan gösterebilir misiniz? Burada aslında bir eğitim sistemi eleştirisi de var. Ortalama bilginin ya da yanlış bilginin veya günümüzün terminolojisiyle bilgi kirliliğinin bilinçsizce yayılması ve bunun oluşturduğu tedirginlikler var. Ne dersiniz bu konuda? Yani sosyal medya çağında yeni bir vasatlık türü mü? Tabii çok çok. Yani temel mesele ama bulaşıcılıkta. Yani sosyal bir kere vasatlık bulaşıcı bir durum. Kolay bir durum ve bulaşıcı. Sosyal mecralar bulaşmayı çok kolaylaştırdılar. Yani geçmişte o bulaşma insanın insana temasıyla olan bir bulaşmaydı. Bayağı fiziksel olarak. Yani bende bir virüs var, vasatlık virüsü. Ben sana sarılıyorum, ancak öyle bulaşıyor idi. Bugün ise bir tuşun ucunda bulaşıyor, hava yoluyla bulaşıyor. Çok kolay bulaşıyor. O yüzden elbette ki sosyal mecralar arttırdılar. Bir de ERK de sevdi. Sayısız üniversitenin açılışı, üniversite mezunu olmanın ya da bir üniversite eğitimi almanın önemini azalttı. Kolaylaştırdı. Tabii, yani sayısız üniversite açıldı. Ve dolayısıyla aslında orada bir, yani bir toplum hattından baktığımız vakit birileri mücadele ediyordu, eğitim alıyordu, değil mi? Şimdi mücadeleye gerek yok eğitim için. Bu iyi bir yanı. Mücadeleye gerek olmaması. Ama eğitim de yok. Ve bu sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada da oluşan bir şey. Evet. Son dönemde. Evet. Yani böylece... Bizimki kadar belki dengesiz değil ama... Vasatın dışını, yani ortalamanın dışını itibarsızlaştırma ve önemsizleştirme hali bu. Gerçekten eğitim sisteminin baştan değişmesi gerekiyor aslında ama sonuçta hep aynı yere gelip takılıyoruz ya bir anlamda. Ben sosyolojinin olağanüstü bir bilim olduğunu düşünüyorum bir psikiyatrist olarak. Olağanüstü. Ve hani şöyle meraklar vardır ya, hani bir daha eğitim alsam ne eğitim alırım? Hala da düşündüğüm bir eğitim alanı aynı zamanda ve göz ardı asla edilemez diye düşünüyorum sosyoloji. Ve uzunlamasına müthiş yansımaları var. Yani insanın kimliğinde ve ruhunda ciddi efektleri var diye düşünüyorum. Ve aslında bunların hepsi bayağı insan yönetme sanatıyla ilgili hikayeler. Mesela ben kapitalizm insanı çok iyi okudu diye düşünüyorum. Sosyalizm insanı hiç okuyamadı diye düşünüyorum. İnsanın o ham yanını, basit yanını, çok ortalamaya teşne yanını kapitalizm o kadar iyi okudu ki sistem bunun üzerinden kurdu diye düşünüyorum. Peki son soru soracağım. Ortalama dışındaki olan insanları bu yapı ne hissettiriyor? Nasıl var olmaya çalışıyor? Gücünün iyi olması lazım. Yani güç derken ruhsal gücünün de, hatta yaşamsal gücünün de, yani bayağı paranın, pulunun, hayatının, işinin, gücünün yerinde ve dolgun olduğunu varsayarsak ve ruhsal gücünün de farklı olmaya uygun olduğunu düşünürsek çok itibarlı bir müessese
orası. Eğer bunlarda dert varsa da çok büyük zorluğu olan bir müessese. Orada yani, da bir mücadele yok mu? Tabii var. Yani farklı olmak çok doğru bir kelime değil belki. Ortalama dışı olmaktan bahsetmek lazım. Ortalama dışı olduğun alanların da var olabilmesinden bahsetmek lazım ya da. Yani hani her canlı, her insan içinde yaşadığı toplumla bir sürü alanda kesişir. Büyük güçler var. Mesela moda hepimize yırtık kot giydirdi. Bütün dünyaya giydirdi. Bu da bir vasatlık. Yani aslında baktığımızda hani orada vasat olan giymek midir, giymemek midir? Soru bir sürü yerden sorulabilir ya. O ortalamayla çok yakın temaslarımız var. Ortalamanın dışındaki hallerimizin yani büyük bir güç aynı zamanda var. Çünkü ait olma ihtiyacımız var. Var buralarda. Ama bunun dışında varoluş alanlarımız güç istiyor. Benim kişisel görüşüm aynı zamanda yüksek doyumu var. Ne kadar zor olursa olsun aynı zamanda yüksek doyumu var. Ve fakat ortalamanın dışı çok azdır. Ortalamanın dışıymış gibi gözüken vasatlıklar vardır. Bir, bunu hiç unutmayalım. Yani hakikati bozuk olan bir vasat dışı vardır, ortalama dışı vardır. O sanki ortalamadan bile fena. Ki çok fazla var gibi sanki. Yani o tabii aynı zamanda bir heves var orada. Yani o farklı olmaya dair önemsenmesi gereken mühim bir hal var ama altının ve içinin dolması gerekiyor. Yani o bir yolculuk. Yani o yolculuğu kabul etmek gerekiyor. Öyle hemen olan kolay bir şey değil. Değil, evet. Şimdi sizle konuşurken şu geldi aklıma. Vasatı eleştirirken aslında büyük bir gönüllülükle kabullenmişiz ve uygulamışız. Ben dahil, siz dahil, belki birçok işte moda bile. Tabii. Moda bile hani. Ve büyük bir güçtür. Ben de düşük bel giydim. Tabii. İşte o, belki başkaları, herkes giydi de. Tüm dünya giydi ve global bir köy olduğumuz için de hepimiz bu yarayı aldık. Ama o zaman hiç sorgulamadık. Bir anda kabul etmiş olduk ve evet bu doğru dedik. Bu aslında işte bize kapitalizmin yaptırdığı bir şey. Tabii yani kapitalizm insanı olağanüstü çözmüş bir yerdir diye düşünüyorum ben. Siyaseten büyük bir yani olağanüstü bir başarısı vardır o. İnsanın ruhsal iklimini en fazla bilen siyasi görüş. Ama yine de biz ortalamanın dışını kendimizi zorlamamız gerekiyor sanki. Ya ben bu kadar vasatlığın artması halinin, ortalamanın bu kadar artması halinde sosyal mecraların cidden bir işe yaramaz, kötü bir pozisyon aldığını düşünüyorum. O bulaşıcılığından dolayı aslına bakarsanız. Çünkü aslında vasat invazi civa gibidir. Yani kapı kapalıysa bacadan girer. İnvazi olmaya yatkın, konforlu bir alan. Ama bu bulaşıcılık arttırdı ortalamayı. Aslında buna en iyi örnek de şu değil mi? Mesela biz de YouTube kanalı yapıyoruz. Birçok YouTube kanalı yapan insanlar var. Çok iyi bilgi de var. Çok zayıf veya çok genel bilgiler de var. Eskiden insanlar daha eğlenceye yönelik bilgileri ya da vakit geçirmeyi düşünürken şimdi daha bilgi edinmek istiyorlar. Burada da birazcık daha artıyor sanki ama yine de diye vasat olanın arttığı kadar artmıyor. Yani kolay, biz mesela ortalama dışı yapmaya bir şey çalışırken bu sefer rakamlar veya işte hitler, işte en iyi görüntülenmeler onlarla uğraşıyoruz bu sefer. Halbuki bilgi o kadar da değerli mi emin değilim. Çok değerli değil artık. Yani eskisi kadar bir kere çok kolay ulaşılabiliyor. Bilginin yanına eklenmesi gereken yeni haller var artık. Görüşlere, belki şemalara, belki yeni muhakeme ediş biçimlerine, aslında daha da önemlisi bilginin bir hap olmasına dair bir talep var. Henüz hap değil. Yani henüz bir serum şişesi bile değil. Kısa yolu yok ki bunun. Yok, 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 yok. Bunu yok, insanların yok. Anlaması ve bu bir emek. Vasatın bu kadar invaze olmasının en mühim yanının kolay olması olduğunu düşünüyorum ben. Kolay. Yani kalabalık. Bir kere kalabalığın arasında kayboluyorsun. İki, sağına soluna önüne arkana bakıp öğreniyorsun. Üç, herkesin yapabildiği kadar kolay bir şeyse zaten yapılması kolay bir şey demektir. Hızı da ekleyebilir miyiz buna? Hızlı da tabii. Yine de iyi ki varsınız. Sizden bir sürü şey öğreniyoruz. Bence bu çok çok değerli bizim için. Teşekkür ederim.